أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Harun oğlu burada. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Harun, üçlü bir alkışlarımızla. Harun, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Saffet Duran'a hoş geldiniz diyorum alkışlarımızla. Gençlik Kolları Başkanı Sayın Mehmet Demir kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Ramazan Durmazer, hoş geldiniz diyorum. Teşkilat Yönetim Kurulu üyeleri ve Hadim Belediye Meclis Üyelerimize hepsine hoş geldiniz diyoruz efendim. Efendim şimdi şenliğimizin yapımında Alanya Dedemli Sosyal Yardımlaşma veya Dayanışma Derneği Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir çaba harcayarak sonuçta böyle ortaya güzel bir manzara çıkardılar. Tabii bu sizlerin katılımıyla. Hem sizlerden de Allah razı olsun geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerim, çok kıymetli misafirlerimiz. Altıncısını yapmakta olduğumuz Dedemli Sıla-i Rahim Şenliği'ne hoş geldiniz. Biliyorum ki bizler çok fazla protokol konuşmalarından sıkılan milletiz. Onun için ben birkaç kelimeyle özetleyeceğim. Birkaç da sizinle paylaşmak istediğim konu var. Daha doğrusu hasbihal edeceğiz. Sıla-i Rahim kelime anlamıyla öncelikle açıklayayım. Memleket, eş, dost, akraba, ziyaret etmek. Biliyorum ki yurt dışındaki gurbetçilerimiz veya yurt içindeki gurbetçilerimiz aklarından her zaman geçiyor Sıla-i Rahim yapmak. Ama içinde bulunduğumuz sosyal ekonomik şartlardan dolayı sürekli öteliyoruz. Böyle bir organizasyonun bize faydası bayram olması vesilesi artı kiraz zamanı, kiraz mevsimi olması ve şenlik olması sebebiyle insanlar bu tür programlarını erteleyip mutlaka buraya gelmek istiyorlar. Bu şenliklerin öneminden bir tanesi de budur. İkinci arz etmek istediğim konu, bu şenliği Alanya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği yapmıyor. 7'den 70'e tüm Dedemli halkı yapıyor. Artı Dedemli olmayıp ama gönlü bizlerle olan misafirlerimiz yapıyor. Belediye Başkanımız Ahmet Halimoğlu'na davet ediyorum. Güçlü bir alkışlarınız efendim. Buyurun başkanım. Çok kıymetli ilçe başkanımız, büyükşehir meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, değerli başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarımız,
dernek başkanımız, dernek yönetim kurulu üyelerimiz ve Hadim ilçemizin Güzide mahallesi Dedemli'nin çok kıymetli uzaktan ve yakından gelen eşrafı hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli hemşerilerim, 6. Dedemli Mahallesi Sıla-i Rahim Şenliği'nin ilçemize, Dedemli'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten bu şenliğin düzenlenmesinde emek veren, katkıda bulunan başta dernek başkanımız olmak üzere dernek yönetim kurulu üyelerine ve tüm Dedemlili hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dedemli şenliği gerçekten bölgemizde mahallelerimiz arasında birlik ve beraberliğin bir simgesi oldu. İnşallah biz de Hadim Belediyesi olarak derneğimizle el ele, sayın başkanımızla el ele görevde olduğumuz müddetçe her zaman Dedemli şenliğinin, Dedemli'nin, bu bölgenin her zaman arkasındayız. Ben özellikle Dedemli halkına, Dedemli'de oturanlara birlik ve beraberliğe verdikleri destekten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Başbakanımıza verdikleri destekten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar inşallah tüm çabamızla Dedemli için ne gerekirse yapmaya her zaman 24 saat çalışmaya da hazır olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi Dedemli ile ilgili daha önceki belediye başkanı Ali Uçar zamanından beri ben de Hadim ilçesi belediye başkanıydım. Yeni yerleşimle ilgili baraj probleminden dolayı gece gündüz çalıştık. Bunun meyvesinde en son kanun teklifi verilerek başbakanımızın emriyle Dedemli'nin baraj probleminden oluşacak sorunları direktmen Bakanlar Kurulu'na yetki verilerek bunun meyvesini aldık. Şimdi ben hemşehrilerimize yeniden hak sahipliği değerlendirmesi var. Özellikle buradan bunu duyurmak istiyorum. Alanya'da, Antalya'da, Milas'ta, Marmaris'te, İstanbul'da, Konya'da yaşayan hemşehrilerim. Yeni yasayla, Dedemli için çıkan özel yasayla yeni haklar kazanmak için birinci şart Dedemli'de ikamet etme şartı. Sizlerden istirhamım şu: İkametinizi, birinci adresini Dedemli'ye aldırmanız. Bu size ileride tekrar değerlendirme, hak sahipliği değerlendirmesi yapılacak. Size yeni haklar doğuracak. Bunun için de birinci şart ikametin Dedemli'de olması. Şimdi biz bu ikamet konusunda Dedemli hemşerilerimize belediyeye geldiği zaman yardımcı olacağız. Her türlü yardımı yapacağız. Birinci adreslerini Dedemli olarak göstermelerine. Bu vesileyle ben tekrar dernek başkanımıza bu şenliği düzenlediği için tekrar teşekkür ediyorum. Dedemlili, dışarıdan gelen Koralanlı, Hadim'den gelen hemşerilerimize tekrar katılımlarından dolayı teşekkür eder. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunarım.